Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacak. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Nautex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlar. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta, Türkiye'ye uygulanacak yaptırım kararına karşı çıktı. Bunun üzerine Yunanistan yönetimi ve Yunan halkı çılgına döndü. Bunlar o kadar lanet bir ülke ki Avrupa bile önemsemiyor. Yunanistan'a Azerbaycan'ın Ermenistan'a yaptıklarını hatırlatmak istiyor ve bize karşı tutumunu son bir kez daha gözden geçirmesini rica ediyorum. Yoksa yapacaklarımızı akıl bile edemezsiniz. Almanya, İspanya, İtalya üçlüsünün zirvede adeta Türkiye'nin koruma şemsiyesi gibi hareket ettiklerini belirten Yunan Tovima gazetesi, uzun süredir Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yaptırımlar konusunda isteksiz görünmesinin Yunan hükümetinde düş kırıklığı yarattığını vurguladı. Gazete, Bulgaristan ve Malta'nın da Türkiye yanlısı tavır aldıklarını kaydederek, "Atina zirvede hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı," diye yazdı. Yunan Kati Merini gazetesi ise Avrupa Birliği zirvesinde Yunan görüşlerine en düşmanca yaklaşan ülkenin İspanya olduğunu, Polonya ve İtalya'nın da bu konuda fazla geride kalmadığını belirtti. Daha iki ay önce deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için anlaşma imzaladığımız İtalya, Avrupa Birliği zirvesinde açık bir şekilde Türkiye yanlısıydı diye yazan Kati Merini, bu durum Atina'nın hiç hoşuna gitmedi ifadesini kullandı. Polonya ve Bulgaristan Başbakanları Mateusz Morawiecki ile Boyko Borisov'un Avrupa Birliği zirvesinde açık bir şekilde Türkiye'ye destek verdiklerini yazan Real News gazetesi de "Erdoğan zirveden Merkel sayesinde yara almadan çıktı" yorumunu yaptı. Dışişleri eski bakanlarından Yorgo Katrugalos ise Avrupa Birliği zirvesi sonuçlarını şöyle değerlendirdi. "Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ileriye doğru bir adım daha attı" dediği Avrupa Birliği gerçekte geriye doğru pek çok adım attı. Mitsotakis zirveden yenik çıktı. Atina'da gelecek Mart ayında yapılacak bir sonraki Avrupa Birliği zirvesine kadar Türkiye ile ilişkilerde neler yaşanabileceği konusunda çeşitli senaryolar tartışılıyor. Yunan medyasında yer alan ve diplomasiden krize uzanan seçenekler şöyle. Diplomasi senaryosu. Türkiye herhangi bir araştırma ya da sondaj gemisini en azından bir süre için Doğu Akdeniz'e göndermez. Bu durumda gelecek Şubat başlarında iki ülke dışişleri heyetleri arasında istikşafi görüşmeler 4 yıl aradan sonra tekrar başlayabilir. Gerilim senaryosu. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e gönderir. Bu durumda gerginlik devam eder. Kriz senaryosu. Türkiye, bölge sondaj gemisi gönderir. Uluslararası hukukta arama ve sondaj çalışmaları birbirinden farklı. Sondaj halinde Yunanistan, egemenlik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla tepki gösterir ve ciddi kriz yaşanabilir. Zirvede yaptırım kararlaştırılması halinde çıkabilecek muhtemel bir Türkiye-Avrupa Birliği krizinden yararlanarak Ankara ile diyalog masasına oturmaktan kaçınabileceği yönündeki hesapları alt üst olan Atina yönetimi, şimdi de muhtemel bir Washington-Ankara krizinden medet umuyor. Yunan medyasına göre ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri için yaptırım uygulaması ve Joe Biden'ın başkanlık görevini üstlendikten sonra Türkiye'ye karşı daha sert bir politika izlemesi halinde Avrupa Birliği'nde tavrını sertleştirmesi mümkün. Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'ye yaptırım konularında görüştüğü ortamda, Yunanistan'ın baskı ve lobi faaliyetlerine rağmen Atina istediği kararı çıkarttıramadı. Türkiye'ye yaptırım kararının çıkmamasının ardından Yunanistan parlamentosundaki tüm muhalefet partileri, Avrupa Birliği zirvesi kararlarının ardından Yunan hükümetini kınadı. Syriza lideri, eski başbakan Alexis Tsipras, kararın ülke için başka bir diplomatik yenilgi olduğunu söyledi. Tsipras, Mitsotakis için belli ki ülkenin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunamıyor, dedi. Değişim Hareketi Başkanı Wofi Genimata, Türkiye'ye yaptırım davası fiyaskoyla sonuçlandı ve bizzat hükümet ve başbakan yenilgiye uğradı, ifadesini kullandı. Aşırı sağ Yunan Çözümü Partisi'nin başkanı Kyriakos Velopoulos ise hükümeti cahil ve beceriksiz şeklinde eleştirdi. Yunan basını hem başbakan Mitsotakis hükümetini hem de Türkiye'nin tepkisinden çekindiği gerekçesiyle Avrupa Birliği liderlerini hedef alıyor.
Kararın ardından bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'ye yaptırımla ilgili konuşarak, "Türkiye'ye yaptırımlar konusunda bir son değil bu. Eğer Türkiye provokatif davranışa devam ederse, Avrupa Birliği yaptırımla yanıt verecektir. Türkiye'nin değişmesi bekleniyor ve onlar Avrupa'nın da kendi hızında yoluna devam ettiğini anladılar. Avrupa Birliği, Yunanistan ve Rum kesimini destekliyor," dedi. Atina Pandion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Profesör Konstantinos Filis, Tanea gazetesindeki yazısında, Yunan hükümetinin başından beri güçlüklerini ve sonuç getirmeyeceğini bilmesine rağmen, Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ederek kendini çıkmaza ittiğini vurguladı. Filis yazısında, "Yaptırımlar hangi şekli alırsa alsın, Türkiye'nin tavrını değiştirmesi için bağlayıcı olamaz. Üstelik yaptırımlar uzun süreli de olamaz. Avrupa Birliği, çeşitli üyelerinin çıkarları ve Türkiye'ye verdikleri önem nedeniyle sert yaptırımlar kararlaştıramaz. Yumuşak yaptırımlarsa hiçbir sonuç getirmez ve sadece Avrupa Birliği'nin prestijine zarar verir. İşte Türkiye de bunları çok iyi biliyor," dedi. Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Kati Merini, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırımlar görüşülürken yaşananları yayımladı. Kati Merini, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ikna ettiğini yazdı. Kati Merini, Yunanistan'ın Avrupa Birliği zirvesinde umduğunu bulamamasını şöyle izah etti. Berlin-Roma-Madrid bloğu, Türkiye'ye yeni yaptırımlar kararlaştırılmasına karşı çıktı. Paris'te sert yaptırımlarda ısrarlı görünmedi. Viyana ise daha ilk taslaktan tatmin olmuş izlenimini verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği'nin ilişkileri daha da tırmandırması halinde, Türkiye'nin Moskova ve Pekin'e daha da yaklaşacağı şeklindeki endişelerine anlayış gösterdi ve Merkel'in argümanına ikna oldu. Buna karşılık Merkel de İngiltere konusunda Macron'un çizgisine yaklaştı. Efsin gazetesi ise Türkiye'ye tahammül zirvesi başlıklı haberinde, Avrupa Birliği'nin bu defa geçen Ekim ayındaki zirvede aldığı kararlar için bir tek Türkiye'den özür dilemediği kaldı ifadesini kullandı. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a güvenerek Brüksel'deki zirvede sert yaptırımlar kararlaştırılması halinde muhtemel bir Türkiye-Avrupa Birliği krizinden yararlanarak diyalog masasından kaçabileceği hesapları yapan Yunan hükümetinin yaşadığı düş kırıklığından sonra atacağı adımlarsa Atina'da merak konusu. Yunan basınında Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili hükümet boy hedefi haline gelirken Avgi gazetesi Başbakan Mitsotakis'e tepki göstererek zirve sonuçlarını 1815'te Fransa İmparatoru Napolyon'un diğer Avrupa güçlerine yenildiği muharebeye benzeterek Waterloo yenilgisi dedi. Eleftheros Tipos gazetesi Cesaretsiz Avrupa başlığıyla Avrupa Birliği liderlerini eleştirirken Popülist ve Milliyetçi Kontra gazetesi Avrupa'nın tavukları bizi Türkiye ile diyaloğa sürüklüyor. Sadece Merkel değil, fırkateyn almadık diye Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bizi sattı yorumunda bulundu. Hulusi Akar ise Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine Avrupa Birliği'nden başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yolu olduğunu görmeleri lazım. Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine aykırı ifadeleriyle Yunanistan'ı eleştirdi. Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yok. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, problemlere siyasi çözümler bulunmasından yanayız dedi. Bunun sonuna kadar desteklediklerini de vurgulayan Akar, her türlü görüşmeye evet dedik. İstikşafi görüşmeler, güvenlik artırıcı önlemler, Sayın NATO Genel Sekreteri ile karşılıklı etkileşime meydan vermemeye yönelik yapılması gerekenlerin ele alındığı görüşmeler, bunların hepsine evet dedik. Fakat bunlara rağmen gerekli karşılığı bulabildik mi? Maalesef bulamadık. Fakat bulmayı hala umut ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Akar şöyle konuştu. Bu hiçbir şekilde taviz anlamına gelmez. Bu şekilde yorumlanmamalı. Yanlış anlaşılmamalı. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve buna muktediriz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Çok açık ve net. Buna göre hakkımızı, hukukumuzu savunmak için Ege'de, Akdeniz'de yapılması gereken ne varsa bunları yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin, ilgili bakanlıklarımızın alacağı kararlar çerçevesinde teknik, bilimsel çalışmalara arama, inceleme, araştırmalara biz refakat ve güvenlik sağlama konusunda hazırlıklıyız. Bunu da sağlayacağız. Orada araştırma gemilerimizin desteklenmesi bakımından. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen Navtex konusuna da değinen Akar şunları kaydetti. Bu konuda komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. 3 ayda onlarca Navtex ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış, diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey. Bunun muhataplarımız tarafından bilinmesini, anlaşılmasını istiyoruz. Madem iyi komşuluk diyoruz,
bunları makul ve mantıklı seviyede tutmamız lazım. Bunun anlaşılması lazım. Bu maalesef hem toplumların huzurlarını bozuyor hem yeni bir takım tartışma konuları ortaya çıkarıyor. Bu konuda da biz yine komşumuzu aklı selime, makul, mantıklı olmaya davet ediyoruz.